Herkese merhaba. Muskabu'nda yine buradayız. Muskabu bitmez. Gördüğünüz gibi belki devam etmeyiz demiştik. Ama yine ediyoruz. Neden ediyoruz? Çünkü konuşacaklarımız bitmiyor. Bitmiyor ya. Konu, yeni konular, yeni derinlikte konular. Dünyası bitmiyor, duygu hakikaten. Dünyamız. Bir düşündük, hangi duygular şu an yeterince ele almadık biz diye. Biz bir oturduk ya, düşündük, nereye konuşamadık diye. Evet, Muskabu'nu Hayvel'in desteğiyle çekiyoruz. Hayvel'e buradan teşekkür ediyoruz. Hayvel nedir? Hayvel bir online terapi platformu. İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman bağlanabilirsiniz Hayvel'e. Ve sizin seçtiğiniz bir terapiste görüşebiliyorsunuz. Ücretsiz ön görüşmeler olduğunu söyleyelim. Hayvel bu anlamda çok avantajlı. Ve açıkçası insanın bu krizde, bu ekonomik krizde, Türkiye gibi bir yerde yatırım yapabileceği çok az şey var. Bir tanesi de kendisi. Kendisi. Yani en başta bence kendisi geliyor. Tabii ki çoğu bu durumu olmayan için bu söylediklerimiz afaki gelebilir. Ama olanlar için çok ekonomik ve işlevsel olduğunu hatırlatalım bir kez daha. Bir de şey açısından da çok faydalı bence. Yurt dışında yaşayan insanlar için özellikle. Çünkü kendi ana dilinde bir terapi almak yurt dışında yaşayanlar için evet de büyük lüks. Zaten yani paralar da uçmuş gidiyor en azından bildiğimiz kadarıyla Avrupa'da. O yüzden aslında hani kendi ana dilinde istediğin zamanı ayarlayarak evindeyken de bir terapi alabiliyor olmak ya harika bir şey bence yani. O yüzden özellikle yurt dışındaki işte Erasmus'lu öğrencilere ya da orada bir meslek hayatı sürdürenlere de özellikle tavsiye ederim. Ki evet yani Kutsal Motor'u da yurt dışından çok fazla takip evet. eden olduğunu da biliyoruz. Onların da çok işine gelecek bir platform. Evet, Hayvel'in bünyesinde 1200'e aşkın uzman psikolog var. Kendi seçtiğiniz psikologla görüşebilirsiniz. Ve ücretsiz ön görüşmeler var. Mutlaka deneyin diyoruz. Ve Hayvel'e tabii ki her zaman gibi bir indirimimiz var. Bu kod şimdi ekrana gelsin. 10 kutsal koduyla Hayvel'i indirimli olarak deneyebilirsiniz. Kaçırmayın. Bizden size küçük bir hediye bu. Ve neyle dönüyoruz? Hangi konuyla? Kapakta görüldü gerçi. Bu saçma şeyi sorulamayayım ama Türkiye'de çok adı geçen bir kelime, vicdan. Genellikle politikacılara söyleniyor. Sokaktaki şiddet giderek artıyor. Gördüğümüz videolar üzerine, atılan tweetler üzerine. Sizin vicdanınız yok mu? Çok kullanılan bir şey. İçi boşaltılan bir kelime vicdan. Hatta ben açıkçası politikacıları ve günümüz siyasetinde vicdanı bu kadar kullanmanın doğru olduğunu da düşünmüyorum. Yani her şeyde vicdan kullanılıyor. Ahlakla ilgili mevzularda da vicdan kullanılıyor. Asgari düzeyde yapılması gereken insanların meslekleri icabı yapması gereken konularda da vicdan kullanılıyor. Çok kullanılan, çok işe boşaltılan, kullanışlı bir kelime vicdan. Ama vicdanın sesini de kolaylıkla bastırabilen bir toplum. Tabii ki. O yüzden de tabii ki yani herkes şaşırmıyorum yani ben de çok günlük hayatımda kullandığımı düşünüyorum bu kelimeyi. Nasıl abi ya sizde hiç vicdan yok mu? Ya bu nasıl bir vicdansızlık? Artık bu kadarı da olmaz. Bu vicdan nerede abi burada dediğimi. Ya benim de gün içinde aslında kullandığım bir kelime olduğunu fark ediyorum. Çünkü yani ben de o içini boşaltan ekipten biri olabilirim aslında yani. Ama işte insan kendi vicdani hassasiyet gösterdiği konularda başkasında onu göremeyince aşırı evet. tetikleniyor evet. yani doğal olarak. Kesinlikle. Bir anlamda çok güzel bir kelime ama. Gerçekten böyle yani bir şeyi, bir insani bir hissi çok güzel somutlaştıran bir kelime bence. Bunun hani bazı kelimeler böyle kulağa gerçekten hani bütün bağlam ve politik çağrışımları dışında da bir güzel gelir ya. Vicdan bence o kelimelerden biri. Zaten sanırım Arapçadan geçmiş dilimize. Ben de böyle şey bir çağrışımı var yani. Güzel bir buluş gibi. İnsanlığa dair. Evrimin önemli bir ayağı. Evet. İnsanın da en önemli özelliklerinden biri aslında bir yandan bakınca da gerçekten vicdan. Yani vicdan olmasaydı, böyle bir şey tanımlı olmasaydı sanırım toplumumuzda çok daha karanlık bir toplum olurduk. Biz yakın dönemde daha geçtiğimiz hafta Naber Sinema'da Kaşe'yi konuştuk. Senle de sonrasında konuştuk. Çok bu anlamda da önemli bir film. Vicdan mevzusuyla ilgili. Birazdan konuşuruz yani. Bir kişisel vicdan var. Bir de toplumsal vicdan var. Toplumsal vicdan da aslında gündelik hayatı çok belirleyen bir şey. Orada da Avrupa'nın geçmişteki günahlarını yüzleşmesi üzerine bir film Kaşe. Çok da etkileyici bir film. Hani buradan izlemeyen yoktur büyük ihtimalle bu kanalı. İzleyenlerin çoğu izlemiştir ama duymayan belki gözden kaçıran varsa çok önemli bir film bu konuda. Yani vicdan nedir, yüzleşme nedir konusunda zihin açan bir şey. Çünkü vicdan
ayarı da kaçan bir şey. Yani kişisel olarak da hani oradan konuşabiliriz. Yani çok fazla vicdan azabı mesela daha vicdandan daha popüler bir kelime olabilir. Ya vicdan çünkü sanırım genellikle bastırdığımız bir şey. Çünkü vicdani algılarımız büsbüsün açık olduğunda sokakta yürümek bile çok zorlaşıyor. Tabii. Dolayısıyla insanın hayatına devam edebilmesi için aslında sürekli olarak o bir kas gibi artık bence hepimizde. Vicdani duyguları birazcık bastırmak, hayatına devam edebilmek, yolda yürüyebilmek rahatça. Çünkü onu hakikaten yapamadığında o zaman zaten etrafında vicdanına dokunacak çok fazla şey var. Her detay aslında seni oraya sürüklüyormuş evet, gibi geliyor. Evet zaten bütün gezegen bir de yani eşitsizlik üzerine kurulu bir gezegen olduğu için hani her o eşitsizliğe şahit olmak yani bu hayvan insan ayrımından tut işte yoksul varlıklı ayrımına işte ya da işte yalnız ama kalabalık ayrımına yani o kadar fazla o ikilik içindeki zaten gezegen. Dolayısıyla sen hep o diğer yani tırnak içindeki mazlum tarafı görmekten ve şahit olmaktan dolayı zaten yani müthiş yıpratıcı bir gezegen o anlamda yani burası. O yüzden evet dediğin doğru tabii ki. Ya bir şekilde bir yerlerde üstünü kapatıp susturup hayatına devam edebilmenin bir yolunu buluyor tabii ki insan. Çünkü o yükü kaldıramaz. %100. Yani atıyorum dışarıdaki sokak hayvanlarını düşünmeye başladığında evet. Yani hepsini bir süre sonra evine alman. Ya var öyle benim çok arkadaşım. İkinci kedi, üçüncü kedi, dördüncü kedi. Yani bu bir süre sonra başka bir yere vuruyor. Bu tek kişinin başından kalkamayacağı şeyler insanın tek başına yüklenmesi evet. Yine hep aynı yere giriyor. İşte örgütlü olmak konularda daha şey işte. O yüzden de örgütlü olduğunda çözümü sadece kendin üretmiyorsun. Sokaklarda ya da toplumsal hayatta karşımıza çıkan bir sürü haksızlığa uğramış insan var. Bin tane farklı nedenle. Hani yakınımızdakileri elbette bir şekilde... Orada vicdan mı konuşulması orada gereken bilmiyorum ama. Sosyallik, sosyal hayat bile evet. işin içine giriyor yani. Genel olarak bu mevzuları vicdanla okuyamayız. Ben işte onu yanlış buluyorum. Vicdanla ilgili mevzu değil bu işte. O yüzden senin dediğin gibi ya bir yerde vicdanı kapatıp akılın ve başka bir şeyin devreye girmesi gerekiyor ki ya da birlikte devreye girmesi gerekiyor ki gerçekten bir şey yapılabilmeli. Yoksa onun altında kalırsın. O yük seni bitirir. Yani hayat zaten öyle bir şey değil. Ki öyle insanlar zaten daha çok eziliyor. Yani onun öbür tarafı da çok kötü. Hiç umursamayan insanlar var. Hani hayatta öyle kalabiliyorlar hayatta. Hiçbir şey umursamıyorlar. Çevrelerindeki, dışarıdaki her şeye karşı kendilerini kapatmışlar. O insanlar daha başarılı oluyor olabilir. Ay tırnak içinde. Çok turn off ya mesela. Ya vicdansız biri ya da duyarsız da biri diyeyim yani. Ya benim çok kafam düşürüyor mesela. Hiç o insanla yakınlaşamıyorum yani. Belli bir vicdan benim aldığımda tabii ki. Benim bir seviyenin altındaysa mesela konuşacak ve paylaşacak hiçbir şeyim yokmuş gibi geliyor. Ya ortak vicdanlaşamadığım kimseyle yakın olamıyorum. Ya hele manita falan mesela mümkün değil. Ya galiba ama hani tamamen böyle vicdani hassasiyetlerden arınmış olmak sosyopati gibi bir şey olsa gerek. Yani aslında evet. Empati yoksun. Evet, çok fazla var ama ya. Elbette çok fazla sosyopat var. Evet. Çok hatta yani normal hayatta bile kaç tane karşımıza çıktığına bakılırsa ne kadar fazla oldukları ortada ama sonuçlar ne aslında insanın yazılımında da olan da bir şey gibi bir yandan hani doğuştan da gelen yani normal tırnak içinde insanlar için aslında doğuştan da gelen bir özellik gibi ama evet yani. Bu etik ortak... ahlak kuralları bu hemen çıkmadı tabii belli bir yerde bir insana dair bir şey vicdan yani. Evet ama vicdanda ortaklaşabilmek tabii ki o bambaşka bir konu evet. Yani herkesin kendi hayata bakışıyla ilgili bir şey haline geliyor bir noktada ve evet o... Mesela şu anda işte Filistin halkı soykırıma uğruyor. Dünyanın bir kısmı bunu izliyor. Bir kısmı da destekliyor soykırımcıları mesela. Bir kısmı da izliyor ama işte yemek gönderiyor falan. Yani herkes kendi... Evet. Yani bu mevzu tabii ki vicdanla çok alakalı da olsa bu tarz şeyleri vicdanla açıklayamayız. Bu başka şeyler giriyor. Orada başka dinamikler var. O yüzden işte ben vicdanı bu tarz mevzularda sadece vicdanın seslenilmesi işte ülkemizdeki yozlaşmış siyasetçileri Twitter'dan vicdanla ilgili bir çıkış yapmak. Sende ne vicdansın? Bomboş bir şey yani. Orada vicdan yok artık. O zaten başka bir level'a geçilmiş. Konunun vicdanla alakası yok zaten. Yani insanlar sadece vicdanla hareket etse zaten insana aykırı bir anlamda yani. Bu yozlaşma diye bir şey olmaması lazım ya mesela. Ya senin şu anda bence hem İsrail olayında hem atıyorum işte katliam yasasında yani benzer durumlarda dünyanın geri kalanını yani bizleri bu şeye ortak ediyor olmaları bence çok korkunç bir şey yani. Ya ortada büyük bir vicdansızlık var ve sen ona tanık oluyorsun. Ama bir yandan edilgen de bir durumdasın. Yani sonuçta hiçbir bireyin
Mahallesindeki köpekler dışında hani çok bir hareket alanı olamıyor. Atıyorum işte biz buradan mesela işte Altındağ'a müdahale edemediğimiz gibi aynı şekilde savaşa da müdahale edemiyoruz. Ama bir yandan tanığız. Yani onu şahit oluyoruz her gün o ölümlere. Bence bir insanın psikolojisini inanılmaz yaralayan mesele aslında burada, bu tanıklık meselesi. Yani hem gücün yok değiştirmeye ama bir yandan tanıksın. Yani her dakika vicdanını senin yaralayan bir savaş var aslında ortada. Bu insanı baş etmesi çok zorlayıcı bir şey yani. Bir de evet ya, vicdan çok dürtülen bir şey haline geldi. Çünkü tanık olmak aslında hep ya insanlık katliamlara, kıyımlara, pek çok korkunç vakaya tanık oluyordu zaten bu. Yani tarihte olan bir şey ama bizim devrimiz öyle bir devir ki tabii, sürekli bir tanıklık tabii içindeyiz. Ki, her dakika, evet, evet, her dakika bir tanıklık içindeyiz. Ve gerçekten dediğin gibi bence psikolojilerimiz kesinlikle, bu yüzden bozuldu. Kesinlikle. Yani bir insanın tanık olmaması gereken denli çok fazla şeye aynı anda tanık bence oluyoruz filan. Peki toplumsal vicdandan biraz kişisel tarafa çekelim. Neler vicdanınızı yaralar genel olarak? Başlık olarak geliyor mu aklınıza bir şey? Tabii ki birçok şey sayılabilir ama. Ya beni çok yönlendiren bir şey vicdan duygusu ikili ilişkilerimde. Arkadaşlık ya da işte atıyorum ne bileyim sokaktaki ilişkilerim dediğim daha toplumsal bazlı değil de orada zaten belli bir yani vicdanın yönettiği bir siyasi görüşüm var ve ona uygun şekilde davranıp hayatını yaşıyorsun ya da düşünceni paylaşıyorsun ama ikili ilişkilerimde de beni çok fazla yöneten bir şeydir. Hatta yani olumlu anlamda da söylemiyorum bunu yani. Ben çok sık vicdan azabı duyarım. Güvendiğim insanlara hayal kırıklığına uğratmak benim en vicdan burada bende devreye girer hemen. Yani bana güvenen birini yarı yolda bırakmak. Onun mesela karşılığını tam verememek. Yani vicdanın burada önden mi harekete geçiyor? Yani vicdan harekete geçiyor. Bunları hiç yapmıyor musun? Yoksa idealim bu sonra... tabii ki. Yani idealim böyle yaşıyorum zaten. Yani elimden geldiğince. Senin idealin. Evet. Yani benim idealim ve evet elimden geleni de yapıyorum. Bunun böyle olması için. Yani vicdanı hep bir adım önde götürerek o hatayı yapmamaya çalışmak tabii ki. Ama tam tersi olduğunda da o zaman o azap ya beni çok yıpratır. Benim de yani vicdanın önden gittiği de oluyor, geriden geldiği de oluyor maalesef. Ama sanırım herkesin hayatında biraz evet, da böyledir. Bu çok orijinal bir şey değildir ama yani şey çok oluyor. Bir davranışta bulunup daha sonra onun üzerine fazla düşünüp sürekli içinin içini yemeye başlaması. Ve daha sonra hani bu konuda bir adım atmak. Benim çoktur mesela bir tartışmadan çıktıktan iki gün sonra onu yumuşatmak için bir şeyler yapma çabası bende hemen devreye girer. Birini üzdüğümü, kırdığımı düşündüğümde o çatışma hali beni inanılmaz rahatsız eder ve o tartışmayı bir şekilde önemsizleştirmeye ya da karşı tarafın haklı olduğunu düşünmeye yönelik argümanlar bulmaya falan çalışırım sürekli kendi içimde ki böyle de olur. Hani o tartışma esnasında ateşli bir şekilde kendimi savunurum ve hani gözüm hiçbir şeyi görmez bazen. O işte şey biraz hayatta kalma güdüsü. Aynen. Aslında ilkel bir güdü yani. Aynen. Ama sonra iki gün sonra hiç öyle hissetmem mesela. Ve oradaki ateşim, o tartışma içindeki ateşim mesela birini üzecek bir şey söylediysem inanılmaz manasızlaşır ve bir vicdan azabı yaratmaya başlar ben. Yani evet geçmiş, bende de geçmiş çok vicdanlarında ilk geçmiş ortaya çıkıyor. Çünkü hani şu anda hayatımda olmayan belirli sebeplerle ya benim çıkardığım ya kendisi çıkan ya da kaybettiğim insanlarla ilgili tabii orada devreye bir yanılsama da giriyor. Aslında ikili ilişkilerde iki tarafta yaşanıyor bu ve sen bir hata yapıyorsan karşısı da yapmıştır. Sen birini kırıyorsan orada bir boşluk vardır. Yani bu işler böyledir aslında ama birçok insan şeye meyillidir. Ben de onlardanım. Ben hata yaptım. Ben onu yarı yolda bıraktım. Ben işte onu kırdım. Acaba kendini ne kadar kötü hissetti? Böyle konuşamadığın belki onda olmayan hisler, yani o hatırladığın kişide hiç olmayan hisler senin kafanda çok büyük vicdan azabı yaratıyor. Ve o seni bambaşka bir karanlığa çekiyor. Ben de bu konular üzerine çok düşünen bir insan olduğum için o karanlıkta kaybolduğunda oradan çıkmak çok zor oluyor. Halbuki orada bir denge bulmak gerekiyor. O yüzden günlük hayatta evet bazı şeyler çok bellidir. Birini kırdığında, birine yanlış yaptığında o zaten çok ayyuka çıkar. Ama her şey o kadar siyahla beyaz değil yani. Hiçbir şey o kadar net değil. Ama insanın vicdanı ise sana onu siyah ve beyazmış gibi gösteriyor ve seni böyle acayip bir karanlığa çekiyor. Acayip bir acıya ve vicdan azabı yaratıyor. Suçluluk duygusu işte yani. Her çizinin suçluluk duygusu hissetmek. Yetersiz olduğun, yapamadığın, beceremediğin, altından kalkamadığın şeyler sende suçluluk duygusu yaratıyor yani. Ya onun böyle çok faydasız olduğu bir taraf var, tamam mı? O benim hiç hoşuma gitmiyor mesela. Yani
İşte atıyorum geçmişte bir hata yaptığını düşünüyorsun ve sadece onunla ilgili acı çekiyorsun. Tamam mı? Ya ve hiçbir şey değişmiyor senin hayatında. Hani vicdan biraz insanı değişime uğratması gereken bir şey olduğunu da düşünüyorum. Yani bir konuda vicdan azabı çektiğini fark ediyorsa eğer bilincin, artık bir sonraki ilişkinde ya da tavrında o hatayı yapmaman lazım. Yani bu kesin. Ya da işte atıyorum çevrendekileri dürüst olmak. Şimdi geçmişte ben atıyorum Ahmet'i kırdım mesela bir şeyle ilgili ve kesinlikle hata bende. Ve bu olayı bir gün biz öyle üçümüz konuşuyoruz diyelim. Ya Zeynep size Ahmet'te ne oldu ya, aranız bozuldu falan. Hani orada dürüst olmak, yani orada artık o vicdan azabının seni değiştirmesi gerekir. Ama vicdan azabı farkındalık getirmez bence. İşte bence getirmeli. Ama getirmez. Yani, evet ama yani getirmesi lazım yani. Hani çünkü o zaman yani bomboş, o zaman işte vicdan kuaförü oluyorsun. Yani vicdan kuaförlüğü bence çok tiksiz. Aa, ilk defa mı duydun? Ben ilk defa duydum. Muhteşem bir deyim. Güzelmiş bayağı. Bir köşe yazısında bir yazarın başka bir yazarı kullandığını duymuştum. Bunu okumuştum yıllar önce. Harika bir tanım bence vicdan kuaförü. Anladım demek istediğini. Evet. Ama o sinemada ya da medyada çok geçen insanlar vicdanlıymış gibi gözükmek için yapıyor. Yani. O, evet o vicdan, kesinlikle, vicdan kuaförlüğü. Evet, ama yani, o geçer akçe bir şey gerçekten. Tabii tabii çok son derece harika. Yani şu anda bile aramızda bir konuşsak 100 isim sayarız mesela vicdan kuaförlüğü yapan. Yani kendi çevremizde daha yok. Yani o vicdanı kendi kendine hiçbir yere varmadan, bir yere dönüşmeden, hiçbir şeye dokunmadan yaşıyor olmak beni çok rahatsız eder. Ya o insanlar mesela beni, ya ne diyorsun abi ya, senin vicdandan bize ne yani eğer dönüşmediysen. Anlatabildim mi? Anladım. O yüzden hani sen, o dönüşüme çok inanan bir tip olduğum sen, için geçmişte yaşamam mesela. Hani bir insanı kaybettiysem hatalarımdan dolayı kaybetmişimdir ve onun üzüntüsü okey benle yaşar. Ama o beni dönüştürür mutlaka. Bir daha asla birine karşı aynı hatayı yapmam mesela. Büyük konuşmayayım tabii ki. Ama yapmam. Anladım ama bu konuda sen biraz sersin tabii. Sen mesela bu farkındalığa ve dönüşüme bir yerde ulaşmışsın ama vicdan azabı bu farkındalığı vermeyebiliyor. Yani herkes o farkındalıkta olmuyor. Bir de zaten bir davranış tekrarlamak çok zor bir şey ya. Belli bir yaşı almış insan için değişmek, dönüşmek bunlar çok yüksek çıtalar yani. Evet işte o yüzden terapi. Çok fazla terapi. İnsan yapamıyormuş. Aynı hatayı defalarca ya yapmak ama çok insana ait bir şeydir ya. Yemin ederim bencilce bir yerden bak. Karşındakiyle de çok ilgisi yok. Bir daha aynı acıyı yaşayamam. Yani bir daha atıyorum Ahmet'e yaptığım hatayı Kaan'a yaparsam çünkü bir daha onu kaldıramam. O yüzden yani onu kesinlikle bir daha yapamam. Ama bir şey söyleyeceğim lazım. Zaten. Tamam bitti. Ya ben o acıyla bir daha yüzleşecek halde değilim yani. Zaten bu farkındalıkta olan biri hani o vicdan dan sonra, o azaptan sonra o farkındalığı zaten bir daha yapmaz çünkü. Yapıyorsa zaten o artık hata değil, başka bir şey oluyor. Evet, işte farkında benim, olmayan yapar ya zaten. Beni çok korkutuyor ya. Vicdan azabı çekmek kadar korkutucu hiçbir şey yok yani benim için. Beni çok, maalesef çok yöneten bir şey hayatıma. Kaşedeki karakter de mesela öyle. Yani geçmişte hata da değil. Birinin hayatını yalan söyleyerek onun üzerine oynamış Allah ve bütün ya, hayatını değiştirmiş. Ay korkunç. Daha kötüsünü söylüyorum. Mesela çocuktun bunu yaptın diyelim. Öyle bir hayat yaşamış ki o kadar üst sınıfa ait, o kadar konfor alanı kurmuş, o kadar oraya dokunulmamasını son istiyor ki. Son derece imtiyazlı yani. O yüzden geçmişindeki o korkunç karanlıkla yüzleşmek ve onunla barışmak yerine zaten onu hep dışarıda bırakıp onu bir hata olarak görmüyor. Yani onu böyle kitlemiş bir tabii, sonda. Hata değil o yani. O kişiyle yüzleşinde bile artık yani ben uzak dur diyor yani. Hani o şey değil. Çok onu yüzleşmek. Ya orada tabii ki o karakter bir Avrupa'yı temsil ediyor tabii ki. Ama kolektif bir durum. Ama gündelik hayatta da karşılığı var tabii ki. Ve o filmde yine şey var ya, bütün nefretini başka birinden çıkarma ve o karşındaki şeyi, o yüzleşemediği şeyi bir böyle yekpare bir bütün olarak tasvir etme yani. Hani başka birine karşı bir suçluluk hissederken yolda mesela başka bir göçmen görüyor. Ve ama ekstra ilgili. Yok nefretini ondan çıkıyor. Ona daha, daha, da ona daha öfkeli falan yani. Hani daha beter bir durum. Arkadaşlar bu arada ben çok sık burnumu oynuyorum. Kusura bakmayın çünkü alerjim felaket durumda. Bir yeni mesaj size. Hasan'dan bir yeni mesaj. Ofiste daha da felaket durumda. Daha çok sıcak. Boncuk nedeniyle. Ben sürekli şuralarındayım. Ben gerçekten oynuyorum. Felaket şu an. Pencere açayım mı bu arada? Peki hangi koşullarda vicdanınızın sesini bastırmak durumunda kalırsınız? Atıyorum işte sen yayından önce söyledin. Özellikle şu anda Türkiye'de çok fazla gerçekten yani maddi durum kaybı yaşayıp dışarıda yatmak zorunda olan çok insan var. Ve çok fazla dilenmek zorunda olan var. Ama bir de bunu suistimal eden tabii ki acayip dolandırıcılar da var. Biz bunun ayrımını yapamayız tabii gündelik hayatta. Hiçbirimiz şey değiliz yani. O yüzden yolda böyle bir direnen birini gördüğünüzde mesela
Ne hissediyorsun? Ya evet, o çok garip bir toplumsal inanış var ya orada, işte bunlar, onlar zaten işte yolunu bulur. Durumu çok iyi. Onlar aslında çok iyi. Senden şey. Benden çok kazanıyor. Aynen, çocuk görünce onu işte babası çalıştırıyor falan gibi gibi şeyler. Ve o yüzden hani orta yaşlı, böyle nispeten eli yüzü eli tutan, iş yapabilecek birini gördüğün zaman mesela direkt duvara dönüşebiliyorsun. Hani sanki yani, git çalış abi, çalışabilecek halin var falan gibi. Bunlar toplumsal inanış bence. Hayatımızı sürdürmemizi sağlayan bazı kabul. Ama yani bu muhtemelen çoğunlukla da doğru olamaz yani. Hani bu sadece bizim kendimizi biraz rahatlatmak için muhtemelen hissetmek durumunda hissettiğimiz. Mekanizma seni rahatlatmak üzerine kurulur. İnsan beyin yapısı var. Bir de galiba acımakla vicdan epey farklı meseleler. Yani acımak daha anlık bir şey ya, hani ve daha aslında kolaycılığa kaçan bir şey yani. Kendini acımak hissettiren bir şey acımak. Evet evet yani evet. Kötü bir duygular kesinlikle bence de. Yani hem karşı tarafa acımak da bir şekilde yani karşı tarafın mağduriyetini perçinleyen bir şey olduğu için, hem o açıdan zaten yani değişime çok kapalı bir duygu olduğunu düşünüyorum acımanın. Hem kendine acımak da bunun içinde. O zaten bence yani dünyadaki en toksik duygulardan biri. Yani o sürekli kendine acıma hissi. O yüzden hani vicdanla acımak arasında biraz tabii şey, hani bir fark da olduğunu düşünüyorum. Aslında çok benzer kaynaklardan çıkabiliyor. Gene ikisi de sonuçta empati, üzülmek, seni rahatsız eden bir şey. Ama hani mesela genelde sokaktaki dilenen insanlara karşı hani şey, ay yazık hani deyip geçmek üzerine kurulu bir sistem. Ay yazık yani filan. Hani halbuki vicdan daha büyük bir şey yani. Hani ya gerçekten vicdanla, o dilenen sistemi sorgulamaya başladığın aynen, bir yer orası. Kendini bir parçası olarak hissetmen evet, lazım. Evet, evet. Ya ben de burada kendini dışarıda tutuyorsun. Evet, evet. Gibi. Aynen öyle. Evet, evet, evet. Ya bir de hani şeyi unutuyoruz işte. Yani şu anda hem yoksulluk hem de bir göçmen krizi var ülkede. İkisi de aynı mevzu. Benim bir gün göçmen olabilmemin önünde hiçbir şey yok, engel yok yani. Çok rahat. Sıfır. Bir gün evimi, barkımı, toprağımı kaybedebilirim. Bence herkes kaybedebilir tabii ama ki. İnsanlarda bu şey yok yani. Benim, benim, benim diye. Bir gün bütün psikolojik şeylerini yitirip, gerçekliğini yitirip yine sokağa düşebilirsin. Maddi olarak da sokağa yine düşebilirsin. Bunların hepsi gelse hayatta olasılık. Çok insana yani, dair bir şey tabii evet. Canım. Burada ama sorun şu, bunun karşısında şey duruyor. Şimdi ben sokakta yürüyorum. Bir sürü genç var. Ulaşım için para istiyorlar. Ya da şurada bir yemek alır mısın falan diyen bir sürü insan var. Bireysel olarak benim her yani bu kadar çok kişiyle karşılaşıyorsun ki hani vicdanına da geçtim. Olasılık olarak zaten yardım etme şansın zaten yok. Bu da insanı çok kötü bir yere sürüklüyor işte. Yani demin dediğimiz gibi kolaycılığa kaçıp ya şey de diyebilirsin. Hayatına devam edebilirsin. Ya da bu sorun üzerine zaten gerçekten düşünüp, konuşup, tartışıp sürekli gündeme getirmek bir şey olabilir. Ya da bunun için bir inisiyatif alıp bir şeyler yapabilirsin gibi bin tane şey tabii ki ama seni aşan durumlarda da vicdan işe yaramaz işte. Yani orada bir o vicdandan çıkıp başka bir şey yapmak. Ya elinden gelen bir şey varsa ve yapmıyorsan bence sıç. Burada başlıyor yani. O sırada senin elinden o geliyor mu? Geliyor. Yapıyor musun? Hayır. Yani o bence asıl... Ya burada o ince çizgi orada başlıyor işte. Atıyorum yanında para var ve onu paylaşıyor musun? O sırada ihtiyacı olan biriyle şey ardın arkasını düşünmeden hani işte o az önce söylediğimiz o bunlar hepimizden zengin falan gibi saçma sapan şeyler düşünmeden o sırada elindekini paylaşabiliyor musundan tut. Yani sokaktaki dilenciden aslında İsrail'in soykırımına kadar uzanan bir yelpaze aslında yani. Elinden bir şey geliyor mu Filistin savaşını bitirmeye, o soykırımı bitirmeye? Geliyorsa ve yapmıyorsan yani suçlusun abi yani. Hani insan, yani elinden gelen meselesidir bu bence. Ya benim bir isim vermeyeceğim ama bir sevdiğim bir yazar var. Uzun yıllarda takip ediyorum. Ya bir kere bile Twitter'da şey hiç şeye girmedi. Bunu anlarım bu arada. Twitter'ı öyle kullanmayanlar var. Politik mevzulara hiç girmedi. Yani politik olmayan bir şey var mı bilmiyorum ama daha çok işte kendisiyle ilgili şeyler paylaşıp ilgisini çeken şeyleri paylaştı falan. Yıllardır öyle. Benim ilgimi çekmiştir. Sonra ülke öyle bir hale geldi ki kaçabileceğim bir alan da yok. Eğer gerçekten bir yalıda falan oturmuyorsan, ülkenin o ayrıcalıklı tabakasından değilsen bu ülkede bir şeyden kaçabilmen çok zor. Yani senin de mutlaka başına gelir. Onların da gelir de yalıda oturanların. Yani onlar daha korunaklı. Ve bir gün kendisinin de başına bir şey geldi. O zaman böyle Twitter'da esmeye gürlemeye başladı ve
Ay çok kapı. Bu mesela çok bana çok rahatsız edici gelen bir durum. Tabii ki yani aşırı soğuk. Ve burada işte yani demin dediğim... Doğrusu orada da hiçbir şey söylemiyor. Evet abi yani anladın nasıl yani hani. Ama zaten yani artık işte bu tarz konular işte vicdan aşıyor onu demek istiyorum. Yani sokakta ya da sosyal medyada bir şey gördüğümüzde yani vicdanın harekete geçmesine gerek yok. Hele onu asla anlamam mümkün değil. Yani elinde bir gücün var. Bir sosyal medya gücün, bir takipçi sayın var ve sen bunu efektif bir şekilde, insanlara yardımcı olacak şekilde kullanmıyorsun. Ya bu olabilecek bir şey değil bence zaten. Ya olamaz böyle bir şey. Ben bunu kabul etmiyorum. Vallahi. Ya bir şey paylaşmanı istiyorlar. Mesela paylaşmıyorsun anladın mı? Atıyorum işte. Ya şunu bir paylaşıp sesimizi duyurur musun diyor. Ve sen onu yapmıyorsun. Halbuki olsun 2 milyon takipçin var mesela. Acayip bir yere gidebilir gerçekten. Ya yani bu son mesela işte katliam yasası ile ilgili... Bütün bu ünlülerin bu kadar eleştiriliyor olmasının altında bu var aslında. Ya senin 5 milyon takipçin var abi. 5 milyon. Ve hadi bunun 2,5 milyon öldürülmesin diyemiyorsun. Demiyorsun abi. Diyemiyorsun. Bunu diyemiyorsun yani sen. Orada çünkü ya bir de hayranlık ilişki. Hadi bunun 5 milyon takipçin var. 2,5 milyonu hater de. O geri kalan 2,5'un da efektif kullanan 1 milyon de. Ya bak en kötü 1 milyon kişi... Senin paylaşımını görebiliyor. Böyle bir erişimin var yani senin. En kötü ihtimalle. Sen ne için kullanıyorsun abi mesela onu? Yani yeni dizinin teaser'ı için. Bu mesela ya benim için olabilecek bir şey değil yani. Bu arada vicdan tabii şey bir şey bence. İnsanın karanlık, en intim, asla kim... Yani en yakınındakilere bile söyleyemeyeceği neler varsa... O vicdan aslında biraz merkezinde duruyor. Yani ki zaten doğrusu da bu yani... Herkesin bir kendince malumet alanı var. Tabii işte orada yalnızsın canım. Yalnızsın. O oraya ne kadar girip çıktın seninle alakalı bir şey. Orada durursun, bir saat gezersin, beş saat gezersin, bir gün çıkmazsın. Artık o kişiliklerimizi belirleyen şeyler ama o tamamen mahrem olduğumuz, kimseye bile gösteremediğimiz alanda vicdan bence önemli faktörlerden bir tanesi. Öyle tabii. Çünkü zaten hani iyilik, kötülük gibi böyle boş kavramlar işte bence orada taca çıkıyor. Yani birini dışarıdan iyi görebilirsin ama yani o kişinin gerçekte ne yaşadığını, ne yaptığını, kimin nasıl yanlışlar yaptığını, kendini ne konuda kötü hissettiğini, iyi hissettiğini falan. Bunların hiçbirini kimse bilemez ya. Kimse kendi hakkında ben çok iyi bir insanım diye düşünülemiyor. Tabii ki yani. Var canım. Sağlıklı insanlar. Öyle insanlar, öyle manyaklar var da. Öyle bir deli değilsen abi ya. Ama başkası hakkında... O bile yalnız kaldığında öyle düşünüyorlar. Ama başkası hakkında kuruyoruz. Ben ne kadar iyi bir insanım ya düşünüyorum. Ya, ama biz genelde başka insanlar hakkında bunu kurmaya meyilliyiz. Atıyorum evet. Birisi sokaktaki bütün hayvanları kendi semtindeki şey yapıyor diyelim. Besliyor, suyunu veriyor falan filan. Genel olarak ilk intiba o insanın ne kadar iyi olduğuna dairdi. Yani bu o insanın iyi olduğunu göstermez. O insanın... Ama çoğunlukta da iyi insandır. Ben öyle düşünmüyorum. Yani bu %95'te o insan iyi insan çıkar. Yani. Katılmıyorum ben. İyilik, kötülük gibi kavramın çok boş olduğunu düşünüyorum. Ay hiç de değil ya. Tamam, ben boş oldum. Hayvanlara gösterilen sevgiden kimse puan kazanamaz ya. Yani. Zaten öyle bir gezegende yaşamıyoruz ki. Öyle bir ülke demiyorum bak. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz yani. Hani bunların böyle geçer akçe olduğu, insanların harekete aldığı, bu uğurda bir şey yaptığı. Yani kim üçümüz, bak üç kişiyiz burada. Hangimiz akşama saat 7'sinde sokak sokak gezip kedi besliyoruz? Çok zor bir şey abi. Hiçbirimiz. O bir eylem. Yani bir eyleme şey. Geçiyor olmak. Ben asla yanlış anlamasın. Yaptıkları çok büyük bir şey ama hayır, tabii iyi öyle insanlıkla de. Alakalı bir ya eylem. İşte bence biraz var de. Geliyor bana. Bana biraz peki, var geliyor. Peki tersinden soruyorum. Ben de çok underestimate edildiğini düşünüyorum bu iyilik kötülük. Ben, İyilik kötülük çok gerçek bir şey abi. Tersinden bir şey soracağım. İşte bu katliam yasasına gülerek onay verip evet. Fotoğraf çektirenler. Evet. Tamam. Selfie. O evet. Meşhur selfie. Şimdi bu insanların gerçekten... Kötü olduğunu düşünüyorum hayır, ben. Tamam neyse. Vicdanla mı seslenmeliyiz? Ya ben burada vicdanla çok boş olduğunu düşünüyorum. Ne alaka? Bunlar başka bir inanç sistemi. Burada, hayır tabii ki. Bir de burada evet. Acayip bir yozlaşma var. Tabii ya. Ki çok canım. Politik mevzu. Bunu söylemeye çalışıyorum yani. Ama buradaki mesele benim zaten orada karar mekanizmasının başındaki yozlaşmış kitle benim zaten orada vicdanen tamamen ayrıldığımız yok kitle. Orada seslenin benim de var. Benim burada vicdanla seslendiğim kişi toplum olabilir. Ya o insanlar sinirle yazıyor abi orada vicdan öyle bir işte öyle bir yerden kurmuyor kimse. Herkes biliyor yani o insanların vicdanla İyi alakası yani, olmadığını. Bu Hitler Almanya'sındaki aynen zor yani Göbels'e evet kanka yani. Bu nasıl vicdan aynen. Demek gibi bir aynen. Şey ya anladın mı? Hani bu... Göbels bile değil altında evet. Çalışan aynen. Baya mesela. Tabii. Yani. O işte şey zor filtresi unutan. Aynen. O da diyecek ki benim de böyle dertlerim var. Orada topluma seslenmek mesela yani hani arkadaşlar böyle bir vicdansızlık olamaz yani buna karşı
Ya yani ses çıkaralım ki, ya bu çünkü vicdanımızı alakadar eden bir konu diye biz orada topluma seslenebiliriz. Ben orada, bana ne oradaki siyasetçi saçma sapan insanlar. Bir de yani iktidarların getirdiği sistemler bir noktada iktidarın kendisini de geçip kendi başına özerk bir hareket alanı buluyor. Artık yani iktidar sistemi dayatıyor başta. Sonra artık o durum tersine dönmeye başlıyor. Tabii. Sistem iktidara dayatmaya başlıyor. Aynen, yani ülkece geldiği bir noktada biraz sorun da bu gibi. Bir de gerçekten bizimkiler gibi iktidarlarda bir vicdansızlaştırma politikası kesinlikle yürütülüyor. Yani vicdanlı bir toplum istemiyor ki zaten. Yani bireyin kendine döndüğü, kendi ben kendimden sorumluyum kardeşim, bir açıkçası beni hiç ilgilendirmez dedi. Kendini kurtarmaya çalıştı. Kesinlikle böyle bir sistem yaratılıyor zaten. Yani şu anda mevcut iktidar vicdanlı bir toplum ister mi mesela? Yani mümkün mü böyle bir şey yani? En büyük korkularından biridir herhalde hatta. Çok katılıyorum. Peki yine kişisel bir yere çekeceğim. Geçmişte ne kadar yaşıyorsunuz? Yani ben mesela çok takıldığım şeyler var. Pek yaşamam, yalan mı olmasın? Ben çok takıldığım şeyler var işte. Ya şey oluyor ya, hani keşke onu demeseydim hani diye döndüğüm şeyler sık sık oluyor benim de. Ya anneme söylediğim bir şey, babama söylediğim bir şey falan hani. Ya halbuki hani onlar da belki hiçbir kalıcı bir hasar bırakmamış olsa da ben ara ara hiç onların aklına bir çoktan unuttukları bir şey bir anda benim aklıma gelebiliyor mesela. Bende çok var o, bende aile çok var. Keşke onu öyle üzmeseydim. Bu lafı evet. Felaket. Çünkü çok şeyim. Benim gibi öfkeli insanlar özellikle, hani sen benden biraz daha sakinsin ama ya da çok daha sakinsin ama böyle öfkelendiğinde özellikle ailene patlayabilirsin genellikle ve hiç istemediğin cümleler çıkabiliyor. Sonra da üzülüyorsun, onunla yaşıyorsun zaten. Ben hep öyleyim yani. Ya, evet, ben de ne bileyim. Yani şey gibi galiba, vicdanla kendini kandırma çok böyle el ele kol kola bir şey ya hani. Biri sustuğu zaman diğeri, yani biri susunca diğeri de susuyor, biri konuşunca diğeri de konuşuyor. Ben orada kendini kandıran sesimi azaltmaya çalışırım sadece geçmişe dönük. Yoksa geçmişe ilgili çok hani o pişmanlığı sürekli yaşamam yani. Unutmam sadece ki anı ve geleceği koruyabilmek adına. Ama hani yani kendimi de yiyip bitirmem açıkçası. Geçmişteki hiçbir şey için bu arada. Sadece vicdanımla alakalı bir şey değil yani. Herhangi bir geçmiş travmam için de yani kendimi yiyip bitiren bir tip değilimdir geçmişle ilgili. Evet, yanlış yaptım. Kendimi kandırmaya izin vermem. Zeynep kendini kandırma kardeşim. Çünkü belli yani sen orada yanlış yapmıştın. Hiç buradan yürüme derim. Ve o benim şimdimi ve geleceğimi etkilemesi için yaparım bunu da yani. Yoksa hani evet öyle. Evet, vicdanlarımızı konuşmaya çalıştık. Tabii ki her zamanki gibi her şeyi konuşmadık. Niye her şeyi sizle paylaşalım? İçimizde yaşıyoruz onları da. Burada vicdan kuaförlüğü yapmaya da çalışmadık. bugün öğrendim ben bu kelimeyi. İnanamıyorum ya size bunu bugün öğrendiğinizi. Yani hayır, muhteşem onun, bir kelime onun başka bence. Başka şeyleri var tabii ki de vicdan kuaförlüğüne şey yapmamıştım ama güzel hakikaten. Muhteşem bir tabir. Vicdan biraz da bu tabii ki. Filmler bunun için çekiliyor, kitaplar bunun için yazılıyor, köşe yazıları bunun için yazılıyor. Herkes vicdanını bir şekilde temizliyor. Umarız onu yapmayız, yapmaya dahil olmayız. Böyle vicdanlarımızı konuştuk. Hayvel'e çok teşekkür ediyoruz desteği için. Muskabuyla devam edeceğiz. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İşte bu konuyla ilgili bizim değinmediğimiz bir şey olabilir. Şu eksik kalmış dediğiniz yerler olabilir. Sizlerin de yorumları değer katıyor programa. Onu da eklemiş olalım. Ve videoyu likelamayı, aynen, video, abone olmayı ve katıla, eğer ki böyle bir imkanınız varsa katıla abone olmayı unutmayın. Sezonun ilk videosu oldu yani. Eylül sezon sayılır ve Eylül'ün ilk videosu. Sonraki videolara ve diğer videolarımızda bekleriz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.